Orada bir köy var, o köy Tilköy. Nevşehirli'nin Dirim ilçesine bağlı 569 nüfuslu bir köy. Köyün kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. Rivayetlere göre köyün Bizans İmparatorluğu zamanında var olduğu Rumlardan kalan iki kiliseden anlaşılıyor. Yalnız adı geçen kiliseler Türkler tarafından bundan 40-50 yıl evvel tepkiden dolayı yıktığı öne sürülüyor. Saray yaparken yerleştiler. Bazı kaynaklara göre köy hakkında şu bilgileri yer veriliyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ile burası Türkler tarafından fethedilince Bizans Rumları da köyü terk ederek başka yerlere gitmişlerdir. Daha sonra Derviş Uşağı denilen bir kabile gelerek köye yerleşmişlerdir. Derviş Uşağı kabilesinin nereden geldiği kesin bilinmemektedir. Yalnız köyün güneydoğusundaki Dolayhan adındaki kervansarayın Anadolu Selçukluları tarafından yapıldığı sıralarda buraya gelerek yerleştikleri bilinmese de zannedilmektedir. 1328'de Nevşehir'e bağlandı. Tilköy'ü Hicri 1328 yılına kadar İncesu kazasına bağlıyken Hicri 1328 yılında köy ahalisinin girişimleriyle Nevşehir kazasına bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında köy halkının idari ve adli işlerden dolayı İncesu ilçesine sık sık gittikleri olurdu. Daha sonra nereden geldiği bilinmeyen nizamlar, kösemler, Arif oğulları, Harık abileri gelerek buraya yerleşmişlerdir. Daha sonraları da çeşitli yerlerden yine Rumlar gelerek köyün Rum nüfusunu arttırmışlardır. 20-30 haneyi bulan Rumlar İstiklal Savaşı'ndan sonra Yunanlılarla yapılan mübadele ile köyü terk etmişlerdir. Onların yerine Arnavutluk'tan göç ederek gelen Türkler buraya yerleşmişlerdir. Köyün halkı çeşitli yerlerden gelmiş, zamanla kaynaşarak bugünkü toplum meydana gelmiştir. Köy önce Rumlar, sonra Türkler ve Rumlar, şimdi de kuruluşundaki muhacirler bulunmaktadır. Köyün Tilköy olduğu şöyle rivayet edilir. Köy ve çevresi boş iken sadece yayladır. Buraya gelen yaylacılar köyün bulunduğu yerde bir kuyudan telin ucuna bağlı tulumla su çekerek koyunlarını sularlarmış. Bu yaylacı yörükler memleketlerine döndüğünde nerede yayladınız denildiğinde telli kuyuda diye cevap verirlermiş. Telli kuyu zamanla yerleşme olunca Tilköy olarak isim değiştirmiştir. Böylece köyün ismi Tilköy olarak anılmıştır. Tarihi binalar göz kamaştırıyor. Köyde geçmişten günümüze kadar ayakta duran bazı tarihi binalar var. Görülmeye değer bu binalar herhangi bir kurum tarafından korunmasa da halen ayakta kalmayı başarmış. Kervansaraylar Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Bugün için bir kısmı yıkılmış durumdadır. Rumlara ait ilkokul, Rumlar tarafından 1870 yılında yaptırılmıştır. Bugün ise ev sahipleri tarafından ardi olarak kullanılmaktadır. Köyün komşuları köyün kuzeyinde Mazı Köyü, batısında Derinkuyu ilçesi, kuzeybatısında Kaymaklı, güneydoğusunda Yeşilhisar'a bağlı Başköy, güneyinde Derinkuyu'nun yaylası vardır. Köy Nevşehir'in güneyinde Derinkuyu'nun doğusunda bulunur. Nevşehir'e olan uzaklığı 40 kilometre, Derinkuyu'ya olan uzaklığı 9 kilometredir. Çevresindeki ova ve dağlar. Köyün kuzeybatısında Manay adında yığma bir tepe vardır. Köyün doğusunda Yassı Dağ, batısında Sivri adında bir tepe vardır. Köy, Yassı Dağ'ın güney ve batı eteğine kurulmuştur. Köyün iklim ve bitki örtüsü, İç Anadolu bölgesinde görülen karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağmur genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür. Rakım yönünden yüksek olduğundan yaz mevsiminde sağlık yönünden elverişli bir havaya sahiptir. Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Bozkır sayılabilir. Köyün arazisi düz sayılabilecek kadar engebesizdir. Toprak kumlu ve humusludur. Köyde patates ve buğday başta olmak üzere arpa, çavdar ve kabak ekimi yapılmaktadır.